gençlerle camide. Efendim hocam. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam muhterem hocam. Fatih hocam nasılsın, iyi misin? Hamdolsun, Allah razı olsun canım hocam. Sesini duyduğunda kötü olunur mu hiç? Eyvallah, sağ olasın. Ne var ne yok ya, niye gelmiyorsun hiç Erzurum'a? Hocam inşallah geliriz vallahi, özledim Erzurum'u da gerçekten. Davetsiz gelmem diyorsun yani. Estağfurullah hocam. Üstad, Fatih Savaş Gençlerle Camii'de Diyanet TV'de programını izledim. Hoşuma gitti. Bunu bir tane de Erzurum'da yapmayalım mı ya? Vallahi çok memnun olurum. Çok da güzel olur aslında. Yani bir gelin Erzurum'a, bir kutlama çay içeriz, cav yeriz. Arkadaşlarla bir hasbihal ederiz. Çok güzel olur. Ben gençlerle hemen konuşayım. Onların da müsaitlik durumlarına bakalım. Bir gün organize edelim. Allah nasip ederse bu davetine icabet edelim hocam. Eyvallah. Muhakkak bekliyorum başımla beraber inşallah. Geldiğinizde arkadaşlar da bir şöyle bir Erzurum'u gezdireyim. Çifte Minareli Medrese'yi, kaleyi, Ulu Camii'yi bir de cav yedirir. Kadayıf dolması ile beraber tamamlar göndeririz inşallah. Allah razı olsun. Şimdiden var ya heyecanlandım hocam. O zaman en yakın zamanda görüşeceğiz hocam. Çok peki. Teşekkür ediyorum. Tamam hocam, görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olasın. Eyvallah canım hocam. Çok sağ ol. Allah emanet ol. Esselamu aleyküm. Aleyküm selam. Evet sevgili gençler. Erzurum yolculuğumuz devam ediyor. Emrullah Kaçar hocamıza bir söz vermiştik. O söze binaen davete icabet noktasında yola revan olduk. Allah yolculuğumuzu mübarek eylesin. İnşallah kazasız belasız bir şekilde ulaşırız ki zaten az bir zaman kaldı. Biliyorsunuz Peygamber Efendimizin bir hadisi var. Üç dua vardır ki Allah katında kesin kabuldür diyor. Bir mazlumun duası, iki yolcunun, misafirin duası, üç babanın evladına duası diyor. O yüzden bizler de yolculuk halindeyiz. Önemli bir aşamadayız. Dualarımız inşallah kabul. Birbirimize dua edelim. Allah dualardan bizleri ayırmasın inşallah. Ümmeti Muhammed'e dua edelim. Evet sevgili gençler, Ulu Camii'ne geldik. Güzel bir hava. Bakın gençler, karşıda Erzurum Kalesi. İçerisinde de böyle kümbet şeklinde olan yer var ya, orası da Kale Mescidi, Fetih Mescidi olarak biliniyor. Solda zaten Saat Kulesi. Solumuzda Çifte Minareli Medrese. Her taraf tarih maşallah. Esselamu aleyküm hocam. Aleyküm selam Fatih hocam. Nasılsınız hocam, iyisiniz hoş inşallah. Hoş geldiniz, iyiyim. Siz nasılsınız? Allah razı olsun hocam. Sizi gördük daha iyi olduk. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Gençler merhaba, hoş geldiniz. Hoş sefalar getirdiniz. Medeniyet şehri, tarih şehri. Gezdirdiniz mi hocam gençler şehrimizi? Vallahi direkt size geldik hocam. Eyvallah, hoş geldiniz. Yani sefalar getirdiniz. Allah razı olsun. Hani sizin rehberliğinizde hem dedik ki Ulu Camii'nde bir namaz kılalım. Hay hay, namaz ondan vakti de geliyor. Birazdan beraber kılarız inşallah. Nasıl buldunuz Erzurum'u? Erzurum'un soğuğu çetindir, insanı merttir. Bir söz vardı ya, siz daha iyisini söyleyin. Havası sert, insanı mert. Mert. Bunu, yani bizim Erzurum'un bir güzelliği, özelliği var. Herkesi kendisi gibi bilir. Gelen herkese bir ikramda bulunmaya çalışır. Erzurum'un bir özelliği bu. Erzurum'da paranız olmadığı zaman aç kalmazsınız. Mesela bizim Erzurum'un en büyük özelliklerinden bir tanesi, hiçbir askerden, hiçbir esnaf para almaz. Allah alışveriş Allah. Eder, asker ağa bedel ödenmiştir, Allah için rast getirsin derler. Yemek yer, asker ağa güle güle der. Hocam Erzurumlu olduğu için gurur duyuyorum. Yani, ben de bir Erzurumlu olarak. Türkiye'mizin yani geneli böyledir ama
ben Erzurum'dan bahsettiğimiz için. Tabii yoksa Anadolu'muz gerçekten elbette, Türkiye'mizin yani her yerinde. Toplumumuzda mutlak... nereye gitseniz bu güzelliği yaşarsınız ama şu anda Erzurum'u konuşuyoruz. Evet. Çifte minareli medrese, evet. Ulu cami yan yana kardeş gibiler. Ecdadın müthiş yadigarı çifte minareli medresenin önündeyiz. Tam evet, Ulu cami ile yan yana. Ulu cami ile kardeş gibi. Aynen de evet. Kale var. Harika gerçekten. Zaten buranın özelliği bu kale denmesinin, Erzurum'da 7 tane kapı vardır. Bir tanesi burası. Kalenin yanında bu kapıdan girdiniz. Aynen, yani bu bulunduğumuz yer tarihin, yani eski Erzurum dediğimiz yer burası. Hı hı. Ulu Cami var. Hemen yanında Caferiye Camii, Lala Paşa Camii, Çifte Minareli Medrese, Üç Kümbetler. Arkamızda Narmanlı Mescidi var. Arkada Narmanlı Camii Mescidi. Yani Ömer Nasuhi Bilme Hazretleri'nin imamlık yaptığı Aşağı Efendi Camii hemen burada. Şafiler Camii burada. Yani tarih ya. Tarih, hocam. Tabii. Tarihte burada bizim yani insan olarak bu ecdadın burada yaşamış olduğu duyguları, bıraktığı eserleri anlatma gibi bir gücümüz yok ama biz de sadece gördüklerimizi anlatıyoruz. Allah razı olsun hocam. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hoş bulduk hocam. Şimdi namaz vakti yaklaşıyor. Beraber namaz kılalım inşallah. Şöyle gençlerle beraber oturalım, bir sohbet edelim, çay içelim. Ben de size dilim döndüğünce Erzurum'u anlatmaya gayret edeyim. Tamam, buyurun hocam, buyurun. Hocam, birkaç kapısı var değil mi hocam? Tabii, Ulu Cami'nin... Çifte minareli medrese ve üç kümbetler var arkasında. Hı hı. Ulu Cami öncesinde başlayan tarihte, yani Saltuklu emiri döneminde başlayan eserler 1179 Ulu Cami'nin yapım tarihi. 1179. Tabii çok 1179 eski. Selçuklu eseridir. Duvarların genişliği yaklaşık 1,5 metre, 1,80'dir yani çok geniş. Çok zor ısınır, çok zor soğur. Yani özelliği de bu. Caminin 5 tane kapısı var. İkisi bu tarafta. Giriş kapısı. Bir tanesi bu değil mi hocam? Tabii biri bu. Bir tanesi de şu. Erzurum soğuk bir memleket olduğu için bütün kapıları açık bulunduramıyoruz tabii. Evet. Yani cemaatin durumuna göre bir giriş kapısı bu. 3 tane de diğer tarafta caminin kapısı var. Şimdi biz birinci kapıdan inşallah içeri Eyvallah. Gireceğiz. Tabii. Namazımızı kılacağız. Daha sonra da anlatmaya gayret edeyim. Eyvallah inşallah. Hocam. Allah razı olsun canım hocam.
Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Hocam Allah kabul eylesin. Ağzına, amin, yüreğine sağlık. Allah razı olsun. Hem namazımızı kıldık, hem güzel bir Kur'an dinledik sizden. Hem sonunda güzel bir dua, amin dedik. Allah, eyvallah, kabul eylesin. Evet Fatih Hocam, şimdi daha önce de bahsettiğim gibi burası Erzurum Ulu Camii. Diğer adıyla da Atabey Camii. Atabey. Evet. Hmm. Bu Ulu Camii 2200 metrekare. Erzurum'un en büyük camisi. 6000 kişiye yakın insan cuma günleri namaz kılıyor. Tabii normal zamanlarda. Şu anda pandemi dolayısıyla dönüp de aziz cemaat saflarımızı sık ve düzgün tutun diyemiyoruz. Evet. İnşallah bu günlerde geçecek. İnşallah bu günlerde geçecek. Bunlar bir hatıradan ibaret olur inşallah. İnşallah. Üstadım, şimdi bu Ulu Cami'nin birçok özelliği var ama vaktimiz de kısıtlı olduğu için birkaçını kısaca bahsedelim. Ulu Cami'nin en büyük özelliklerinden bir tanesi şu anda altında olduğumuz Erzurum yöresi kırlangıç örtü ismiyle anılan tahtadan bir örtü var. Yani kubbe gibi. Evet, kubbe. Hmm. Şu anda gerçekten çok biz onun altındayız. Mesela normal zamanlarda bizim binbir hatim gibi bir geleneğimiz var biliyorsun 500 yıldır süren. Evet. Her sene Aralık'ın 15'inde başlar, Ocağın 15'ine kadar devam eder ve duası da burada olur. 10 bin kişinin girdiği olur bu camiye. Hmm. 10 bin kişi. Maşallah. Haftada 6 bin kişi, 5 bin kişi cumaya namaz kılmak için girer. Burası kapalı bir alan olduğu için kimisinin parfüm kokusu, kimisinin ten kokusu vesaire bir sürü kokular karışık olur. Ama cuma namazından 2 saat sonra girdiğinizde burada hiçbir koku duyamazsınız. Çünkü bu
örtü adeta caminin havalandırma şeyidir. Allah Allah, şeyidir. Çok güzel. İsmini de kırlangıç kuşunun yuvasının tersini düşünün, evet. Örtüsünü, ismini aynen, evet, oradan gibi. Alıyor. Hmm. Caminin birçok özelliği mesela var. Mesela hocam şey de dikkatimi çekti, maketler var. Evet, bizim Erzurum'da bir bu maket sanatçımız var, Doğan abi, Doğan Hattatoğlu sağ olsun. Yıllarını vererek yaptığı, önce Kabe'mizin maketini yaptı birebir. Aynen böyle üstünden baktığında sanki şeyden helikopterden izliyor gibisiniz. Evet. Daha sonra Mescid-i Nebevi'yi yaptı. Daha sonra Mescid-i Aksa'yı yaptı, Kudüs'ü. Yani üç tane üç kutsal mescidi. Aynen. Burada ben Kabe'nin önünde namaz kıldım diyen kılmış olur yani. İnşallah. Burada oraların şubeleri olduğu Allah için. Allah razı olsun hocam. Gerçekten çok keyif aldık. Çok da güzel Eyvallah. Anlatıyorsunuz. Ama dışarıda bize bir sözünüz vardı. Unutmadım. Çay. Bunu es geçemedim. Vazgeçilmemiz tabii. Sizi davet ederken çay ve cağ kebabı sözünü vermiştim zaten. Eyvallah. İnşallah buyurun şimdi o görevlerimizi yerine getirelim inşallah. Eyvallah hocam, Allah razı olsun. Buyurun. Peki. Saltuklu döneminde başlayıp Selçuklu döneminde sonlanan bir ecdat yadigarı, çifte minareli medrese. Hmm. Medrese tabii kültürümüzde çok önemli yeri olan bir yer. Medrese bugünün üniversiteleri, ilim yuvaları. Bu gördüğünüz işte odacıklarda, bir odada tefsir, bir odada hafızlık, kelam, bir odada akaid ilimleri, bir odada fen ilimleri. Sadece İslami ilimler değil, yani fenli ilimler de. Tabii. Yani burası çok yönlü bir üniversite. Dediğim gibi bugün üniversitelerde mühendislik fakültesinden tutun, jeoloji mühendisliğinden tutun, ilahiyat fakültesinden tutun, bölüm olarak devam eden üniversitelerin Selçuklu dönemindeki üniversite ilim yuvası burası. Vay be. Hocam çifte minare. Mesela minareye baktığımızda da bir tanesi farklı, bir tanesi farklı. Bak oyuklar mesela bir tanesinde 3 kat, evet. Diğerinde 2 kat. Evet, efsane anlatılan şeyler vardır mesela. Mesela bununla alakalı. Derler ki sol tarafımızda bize göre, tamam. Elimle işaret ettiğim sol tarafımızdaki minareyi usta yapmıştır. Tamam. Sağ tarafımızdaki minareyi çırak yapmıştır. Şimdi çırağın, o zaman çıranki daha bir ihtişamlı. Yani bize göre değil tabii. Mi? Evet. Bulunduğumuz medresede akustiğe de dikkat ederseniz, evet. Sanki her tarafta mikrofon varmışçasına bir mi? Ses güzelliği, özelliği var. Mesela hocam ben şimdi buraya geldim ya, gerçekten akustiği çok güzel. Mesela akşam segah makamı ya. Evet. Bir izin verirseniz bir Allahu tabii, Ekber. Tabii. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Hocam çok güzel ya. Muhteşem ya. Muhteşem bir akustik ya. Sevgili gençler çok etkilendiniz hocam, değil maşallah. Mi? Muhteşem ya. Allah ecdada rahmet eylesin. Evet, Allah razı olsun hocam. Allah cümlemizden razı olsun. Sevgili gençler, Erzurum'dayız. Ulu Camii'nde namazımızı eda ettik sağ olsun. Emrullah Kaçar hocam yakinen ilgileniyor. Misafirperverlikte gerçekten zirve kendisi. Çok seviyorum. Umre'de de çok güzel beraberliklerimiz oldu. Buradan Erkan Aydın hocamıza da selamlarımızı arz edelim. Evet. Şimdi hocam gerçekten bir şaheser içerisindeyiz. Yani çifte minareli medresedeyiz. Şimdi ecdadın adalete, liyakata ve ehliyete verdiği önemi esasında burada görmekteyiz. Yani yüzyıllar boyu yapılan bu emek, bu eser halen dimdik ayakta. Çünkü işi ehline verirseniz o ehil kişi liyakata dönüştürür. Evet. Hani adalet, liyakat, ehliyet. Bu üç kavram var ya, çok önemli. Hani adaleti hak ettiğine vermek, ehliyet sahibi olan insana evet. Bir makam, mevki vermek, o ehliyet sahibi olan da onu liyakata dönüştürmesi gerekiyor. Bunlar hepsi böyle silsile. Şimdi Cuma namazlarında imamlarımız hutbede bir Nahl suresi 90. ayeti okur. Her cuma dinleriz. Kulaklar aşinadır. Estaizu billah innallaha ya'muru bil adli vel ihsan ve itaizil qurba ve yenha anil fahsai vel münker ve lezikrullahi ekber vallahu ya'lemu ma tasnaun. Şüphesiz Allah adaleti,
iyiliği, akrabaya bakmayı emreder. Kötü işleri, çirkin işleri, fenalığı, azgınlığı yasaklar, düşünüp tutalım diye bizlere öğüt veriyor. Neden cuma namazlarında bu ayet hep okunur hocam? Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Fatih Hocam, gençler öncelikle tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Konuştuğumuz konu adalet, ehliyet ve liyakat olunca Fatih Hocam sağ olsun Nahl Suresi 90. ayetten bahsetti. Şimdi hocamın bahsettiği Nahl Suresi, اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ Allah muhakkak ki adaleti, iyiliği emrediyor. Yüce Allah'ımız Kur'an-ı Kerim'de bize ibadetle ilgili, yani emri bil maruf ve nehy anil münker dediğimiz, yapmamız gereken ve yapmamamız gerekenleri emrediyor. Emrettiklerinin içerisinde de adalet vurgusu çok önemli. Adaletin olmadığı toplumların yaşama ihtimali yoktur. Zira biraz önce Fatih Hocam'ın bahsettiği bu adaletin yanında ehliyet ve liyakat konusu da çok önemli. Her cuma namazından önce okuduğumuz hutbede insanlara Nahl Suresini okumamızın bir önemi, herkese karşı adaletli olmamız gerekiyor. Başta ailemiz, sonra toplum. Adaletin olmadığı bir toplumun biraz önce de söylediğim gibi yaşama ihtimali yoktur. Çok problemler yaşarsınız. Bu manada bizim en büyük örneğimiz Efendimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, simgesel olarak da tanınan adalet timsali Hazreti Ömer'dir. Evet. Hayatımızda siz gençler bunlara biraz daha böyle Efendimizin hayatıyla, Hazreti Ömer'in adaletiyle ilgili kitapları okuduğunuzda buna daha yakın şahit olacaksınız. Hocam, adalet konusu açılınca aklımıza devlet geliyor, devlet büyükleri geliyor. Evet. Hocam peki adalet sadece devletin verdiği kararlar mıdır? Yoksa anne babanın çocuklarına, öğretmenin öğrencilerine, müdürün öğretmenlere verdiği... Hatta imamın, İmam Hatip'in cemaatine. Cemaatine verdiği cemaati. Şeyler de adaletli davranması gerekir mi hocam? Elbette ki. Zaten adalet sadece mahkemede dağıtılmaya kalkılırsa bu çok da bir böyle toplum üzerinde karşılık bulmaz. Adalet aileden başlar. Eğer bir baba evlatlarına adaletli davranırsa, o çocuk adaletin ne olduğunu bilerek büyür. Özellikle kız evladı olanlar, erkek evladı olanlar, siz gençler buna biraz daha yakın şahitsiniz. Anne baba biraz daha erkek çocuklarına sanki böyle işte o oğlandır, yapar, işte efendim erkektir, bu hakkıdır ya da kızdır, hakkı değildir gibi algılansa da... Biraz daha Anadolu'da böyle değil mi hocam? Yani, biraz hani evet, biraz erkek, işte ötekileştirme, evet diyoruz buna. Ama adalet aileden başlamalıdır. Annenin babanın evlatlarına, öğretmenin öğrencilerine, müdürün, işte yöneticilerin çalışanlarına adaletli davranmasını Allah, işte biraz önce okuduğumuz Nahl Suresi'nde bu bir emirdir. Yani kimse bunu bir lüks olarak görmez. Yani İslam inancında adaleti yerine getirmek herkes için, amir olabilir, yönetici olabilir, anne baba olabilir, öğretmen olabilir, şirket sahibi olabilir, adaletli olmak durumundadır. Evet. Bu olmazsa adaletsizliğin olduğu yerde de bütün felaketleri yaşamaya toplum ilhak olur. Evet. Sizler geleceğin yöneticileri, geleceğin imamları, geleceğin bakanlarısınız. Siz bizim geleceğimizsiniz. Milletimizin geleceği gençlerdir. Gençliğine yatırım yapmayan bir toplum kolay kolay iflah olmaz. Hocam yine Peygamber Efendimiz'in bir şeyi geldi aklıma. Hacerül Esved olayını biliyorsunuz değil mi hocam? Evet. İşte Peygamber Efendimiz uzaktan seçiliyor. İşte gelen Muhammed'dir, emindir diyor. Muhammedül emindir. İşte o versin kararı diyor hocam. Evet. Bir anlatabilir misiniz yani hocam? Yani hakemliğinin kabul edilmesi. Evet. Vaktimiz biraz kısıtlı olduğu için çok detaya giremiyorum ama siz güvenilir olursanız inancı, ırkı, rengi ne olursa olsun size güvenir ve sizin adaletinize güvenerek sizden adalet ister. Bir de çok bağışlayın, şeriatın kestiği parmak acımaz diye bir söz vardır. Yani eğer inançsal manada da buna hükmediyorsanız bu toplum içinde çok yani önemli. Hocam örnek veriyorum, ağzı mesela bozuk birisi, hani kötü bir söz söyleyen, gıybet eden, yani adil bir insan olamaz değil mi hocam? Kesinlikle. Yani?
Yani adaletli olmanın şartı emin ilk olmak. Önce emin olmasıdır. Hocam inanmayan bir insan ehliyet sahibi ise ona makam verilir mi? Yani bunun örneğini Peygamber Efendimiz hicret yolculuğunda değil mi hocam? Evet. Hazreti Ebu Bekir Efendimizle birlikte hayati önem taşıyan bir hadisede ne yapıyor? Yol kılavuzu tayin ediyor. Yani Müslüman olmayan birisine kendisini evet. teslim ediyor ve ona yol kılavuzunu aynen. yaptırıyor. Abdullah bin Ureykıt. Evet. Ama araştırıyorlar, bakıyorlar ki ya alanında en iyi uzman bu. Evet. Liyakat sahibi bu, biz kendimizi teslim edeceğiz diyor ve hicret öyle gerçekleşiyor. Yani ben de diyecektim ki ya bu çaylar nerede kaldı? Hem bize dedin Erzurum'un meşhur çayı. Evet. Yusuf. Yusuf. Sizin oğlunuz. Evet. Ben Yusuf tanıyorum. Tanımayanlar için hem gençlerimize hem de izleyenlerimize aktarayım. Yusuf Emrullah Kaçarı hocamızın oğlu. Hafızı kelamdır. Abilere verebilirsin Yusuf tablayla. Hafızı kelamdır. Ya hafızlığını yeni yaptı. Kur'an'ın hepsi ezberinde. Elhamdülillah. Allah geleceğini, bahtını güzel eylesin. Seninle gurur duyuyoruz Yusuf'um. Canım kardeşim benim, sağ olasın. Bir hafızın elinden de ikram almak da güzel bir duygu olsa gerek. Yani, Allah cennete ikram edenlerini çoğalsın. Ne diyelim amin hocam? İnşallah. Yani bir evladın hafız olmasının, cennette taş giydirilecek anne babasının olmasının mutluluğunu da yaşıyoruz. Hocam ben çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Vallahi size tekrar hoş geldiniz. Dünya gözüyle bir daha gördük. İnşallah kutsal topraklarda tekrar İnşallah. Beraber aynı odada beraber Eyvallah. Muhabbetimizi gerçekleştiririz. Eyvallah. Allah gitmeyenleri de nasip eylesin. Amin. Efendim Erzurum Ulu Camii'nde namazımızı eda ettik. Ardından bu güzel çifte minareli medresede hoş sohbet gerçekleştirdik. Bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Allah nasip ederse haftaya farklı bir camide huzurlarınız olmayı ümit ediyoruz. Sevgili gençlerle beraber hepinize Allah'a emanet ediyoruz.